Merhaba herkese, akşamlar. Türk Traktör Günlük Grafik. Mayıs'ın başında bir videosunu yapmıştım. Mayıs'ın bir kısmı da tatille geçti zaten. Yani yukarıda bir alan var tutunabildiği. 197 civarları. 190 olarak hani yuvarlayabilirsiniz. Çok önemli değil. Bir alan var. Bu alanda tutunmaya gayret ediyor. Devam ediyor demeyeyim de gayret ediyor diyeyim. Şu an çok sınırda. Gene geldi. Gene 197 kapanışını yaptı. Şimdi bu kırılırsa 197 sol taraftan bizim günlük şeyle günlük grafikten alabileceğimiz en majör destek, yani tutma ihtimali en kuvvetli olan destek 174 civarları, 197'nin altında. Tabi bu şu anlama gelmesin, yani ara bir yerde destek bulmaz anlamına gelmesin ya da destek illa tutar anlamına da gelmesin. Biz yani stratejik olarak günlükte böyle takip ederiz. Bir kırılan destek varsa diğerine hareket edebilir kuşkusuyla strateji kurarız. Şimdi 174 önemli. Onu söyleyeyim. Yani 170 civarları olarak da alabilirsiniz. 200 güne çok yakın bir alan. Bu alanda 160-170 alanda bir kırılım olursa genellikle hani ilk seferde delinebilen bir alan olmaz. Yani o 200 gün ortalaması, hep söylüyorum bunu. Bir de bir delinmez. Yani delinmezden kastım az biraz geçilir. O önemli değil de etrafında döner bir fiyat. Yani bir tur atar böyle. Gelir, bir düzeltir yukarı doğru falan. Genellikle 200 günlük öyle bir alandır. O yüzden özellikle bu 190'ın altına doğru girişlerde çok sabırlı arkadaşlar varsa bu 170 civarlarına odaklanabilir. Biraz satıcı var. Yani öyle çok elini korkak alıştırmıyor şu an piyasa satarken. Öyle bir izlenim verdi. Hani son 3 günün, 4 günün hacimleri çok hani aşırı yüksek değil, yani onu söylemiyorum ama yine de çok daha düşük bir hacimle çekilme daha iyi bir gösterge olabilirdi. Şu anda bir şu alanı bir şey yapayım. Burası zaten bir direnç bellidir. Şöyle bir, şimdi en yukarıdan almıyorum, yani oradan oturtamayız, çok sağlıklı gibi geliyor ama şöyle çok oturmaz. Buradan yerine şu tepeden hemen o küçük yeşil mumdan alırsanız şöyle bir daralma alanı var en azından. Tabii bunun yukarı doğru kırılması 50 günün kırılmasıyla aynı manaya geliyor. Şu an 50 günün altında ise 50 gün ortalamasının, ki kritik bir ortalamadır 50 gün. 213 liranın tekrar yukarı kırılması lazım. Yani 214-15 ve majör anlamda söylüyorum biraz daha bunu. 225 kapanışı önem taşıyor Türk Traktör'de. Bu kısmı çünkü geçerse 225, hatta 230'a kadar yuvarlayabilirsiniz. Bir alan olarak düşünebilirsiniz orayı. Geçerse bir 260 teması görülme ihtimali artar diye düşünüyorum. Yani orayı kıran piyasa, çünkü herkesin gözü görüyor şimdi buradaki bu sol taraftaki alanı, direnç alanını bir kere geçilebilen bir alan. O yüzden hani 230 kapanışlarına vermeye başladığı zaman yukarıda bir tek 260 kalıyor. O yüzden yukarıda bu alanla dikkat etmek lazım. RSI ve MACD sevimsiz. İkisi de çok şey değil açıkçası. İyi gözükmüyor. 45'in altında, ortalamasının altında 40 RSI. Yavaş yavaş daha zayıf bir alana hareket etmiş. MACD'ye bakıyorsunuz, o da eksi bir alanda. Tabii MACD'de biraz daha yataylık var RSI ve MACD'de. Aslında ikisinde de var. O da şu sol taraftan kaynaklanıyor. Yani Nisan'ın 20'sinden beri gidemedi. Aşağı yönünü kıramıyor. Bir daralıyor falan. Onlar da tabii göstergelerde aynı şey yapmaya devam ediyorlar. Bunun dışında söylenecek bir şey yok ya. Umarım şu alanı yukarı kırar. Bunu dediğim gibi 50 gün olarak doğrudan takip edebilirsiniz burada. Tekrar çünkü majör trendimizi Nisan'dan beri, 2020'den beri hep o 50 gün çizdi. Şimdi ilk defa kırıldı alta 50 gün. Şöyle zaten şu sarı olan gözüküyordur umarım. Dolayısıyla yani iyi olacak bir şey varsa tekrar onun için 214-215 kapanışlarını görmek olur. Herkese iyi haftalar dilerim.